Kara Murat Akçin kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açıp destek verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler, iyi seyirler. Cevat Kurtuluş 20 Haziran 1922 yılında Ankara'da doğdu. Bir İnönü Lisesi'ni bitirdikten sonra 1943 yılında Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümüne girdi. Gençlik yıllarında devlet tiyatro ve operasında opera kadrosunda çalıştı. Bariton olarak şarkı söyledi. Allah saadetinizi bozmasın. Nikah mamillerinizi ben takip edeceğim. Maşallah. Maşallah. 1940-1947 yıllarında Ankara gazinolarında taklit şovları ile ünlendi. Kim seni işler veriyor al bir daha? Yapayım. Vurdun bana. Birbirine vuracaksın. Kızı beni bilmez. 1947 yılında İstanbul'a gelerek filmlerde rol almaya başladı.1947 yılında Ferdi Tayfur'un yönettiği Kerim'in Çilesi ile sinemaya başladı. Cevat Kurtuluş 16 Ocak 1959 yılında oyuncu Meral Kurtuluş ile evlendi. Özellikle mimiklerle beslenen oyunculuğu ile 1960'lı ve 1970'li yıllarda çok sayıda filmde irili ufaklı roller aldı ve kısa sürede başarılı bir taklitçi olmuştu. Hatta o dönem sahnede taklit kralı unvanını almıştı. Yeşilçam filmlerindeki Aptal Uşak kompozisyonun yaratıcısı ve temsilcisi oldu. Merhaba efendim. Merhaba. Biz 7 Yıldız TV gazetesinden gelmekteyiz ve şimdi de kamera şakası yapacağız. Adınızı başlar mısın? Çetin Uyanık, bu da kızım Suzan. Ah çok memnun oldum Suzan'cığım. Nasılsınız efendim, iyisiniz inşallah? Çok iyi. Biz de iyiyiz. Hava biraz soğuk galiba ama. Şimdi sizinle bir kamera şakası yapacağız, tamam mı? Tamam. Oldu mu? Oldu. Bravo, sizinle de yapacağız. Sayın Uyanık, acaba cebinizde bir 50 bin liralık var mı acaba? Olmaz mı efendim? 50 binin lafı mı olur? Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Affedersiniz. Siz de lütfen saatinizi verir misiniz? Tabii. Çünkü refle yapıyor da. Evet. Çok güzel. Teşekkür ederim. 1977 yılında Gülünüz Güldürünüz dizisinde... Cevat Kurtuluş 6 Eylül 1992 yılında geçirdiği kalp krizi sonrasında 70 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Hayatımıza kattığın bunca güzellikler için teşekkürler Cevat abi. Rahmet ile anıyoruz. Thank you.
Değerli seyirciler, bugün sizlere bir satranç meraklısını tanıtmak istiyoruz. Tanıtmak istiyoruz sözü lafın gelişi çünkü siz onu çok yakından tanıyorsunuz. Yeşilçam'dan ve tiyatrolardan. Sayın Cevat Kurtuluş, hoş geldiniz efendim programımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ne zaman öğrendiniz satrancı ve bu merak nasıl başladı? Ben bunu yedek subaydayken öğrendim. O ne zamandı? Çok eski, 29. dönem. Vallahi 40 sene falan oluyor. Seviyorsunuz satrancı anladığım kadarıyla. Çok seviyorum. Bu kadar takımın bir arada olması evet. Da bunun işareti mi? Yani daha nereden geliyor bu? Daha da eksik getirdim. Daha da var ama onların hepsini taşımak zor. Anlıyorum. Değerli seyirciler, programımızın bu bölümde Cevat Kurtuluş'ta olan sohbetimize kısa bir ara vermek istiyoruz. Çünkü satrançla ilgili sizlere sormak istediği iki soru var. Buyurun efendim. Evet. Bunlar tabii tam satranç sayılmaz ama hayatta satranç gibi görünen olaylar. Anlıyorum. Biri başımdan geçti. Evvela onu anlatayım. Bundan 30 seneden fazla oluyor. İki konserim vardı. Biri Yeşilköy'de, birisi de Küçüksu'da. Evet. Rahmetli gazeteci, organizatör Zeki Tükel dedi ki aman Cevaç'ım ne yap yetiş programa. Evet. Fakat ben Yeşilköy'de programı bitirdim. Tam geldim köprüye. Son vapur kaçmış. Evet. Ne yapayım? Yetişme imkanı yok. En nihayet en sonunda buldum. Ve orada yani saat 1'e çeyrek kala, 10 kala yetiştim. Evet. Zaten 1'de bitiyordu program. Nasıl olur bu? Nasıl yetiştiniz? Evet. Bir satranç açılışı gibi. Yani problemi gibi daha doğrusu. Anlıyorum. İkinci sorunuzu da sorun, ondan sonrasında. Evet, bunu bilirler. Bu biraz duyulan bir fıkradır ama ben anlatıyorum bunu. Çok sevdiğim bir fıkradır. Olmaz gibi görünen bir fıkra. Ama bilenlere bir şey diyemem. Bilenler var bunu. Fakat bilmeyenler için ilginç. O da bir satranç problemi gibi bir şey. Hı-hı. Şimdi bir avcı var. Şöyle başından geçen olayı anlatıyor. Ben diyor bir gün bir geyik avına çıkmıştım. Karşıda bir geyik gördüm. Bir kurşunda geyiğin hem kulağından hem de ayağından vurdum diyor. Arkadaşları diyor aman böyle şey olmaz sen atıyorsun. Vallahi atmıyorum. Ben bunu yaptım diyor. Evet, bu nasıl gerçekleşti? Bu nasıl gerçekleşti? Evet değerli seyirciler, Sayın Kurtuluş'un sorduğu iki sorunun cevabını programımızın sonlarına doğru yine Cevat Kurtuluş'tan alacağız. Evet değerli seyirciler, şimdi Cevat Kurtuluş'un biraz evvel sorduğu iki sorunun cevabını alıyoruz kendisinden. Evet, birinci soru nasıldı? Kısaca hatırlattıktan sonra cevabını verelim. Evet, benim bir adetim vardır. Otobüs, tren, vapur tarifelerini her zaman yanımda taşırım. Çok güzel bir alışkanlık. Tam o sırada düşündüm, imkanı yok dedim. Ne düşündüğümse imkansız. Fakat son anda bir kıvılcım çaktı kafamda. Dedim, o zaman köprü yok. Hı hı. Hemen dolmuşlar da tenha yollar. Hemen bir dolmuşa atladım. Dost doğru Ortaköy'e. Kaçırdığım vapur 10 dakika sonra geldi. Beni karşıya geçirdi. Çok güzel. Soru bu. Yani bunda satrancın yararını gördüğünüzü anlatmak istiyorsunuz. Tabii. Bu da dikkat ederseniz satrancın hayatta uygulanmış bir şekli. Anlıyorum. Değil mi? Evet. İkincisinin cevabını da İkincisinin alalım. İkincisinin de sorusu gayet basit. Avcı kurşunu attığı zaman geyik o sırada kulağını kaşıyormuş. Tabii isabet ettirebilir. Hem kulağa hem ayağa. Mümkün diyorsunuz. Evet, bu sorular için teşekkür ediyorum. Ben sizin, teşekkür ederim. Bu resimden de anladığım kadarıyla yönetmen arkadaşımız biraz da verecek sanıyorum. Nevzat Süer'le oynamışsınız. Rahmetli Nevzat Süer'le oynadığımız bir maçı gösteriyor ama tabii ben tek değilim. Evet. Beş olmasaya böyle. Simultanede oynamıştınız. Oynadık. Ben de orada düşünüp hatta yüzümü kapamış. Evet, buna cesaret edecek kadar satranç bilginiz var, yerinde olmadı. Fakat enteresandır. Yanımızdaki o Karadenizli bir arkadaşla orada tanıştık. O yendi. Nevzat Bey'i yendi. Evet, yendi o. Tanıştı. O yendi. Tabii çok oynadığı için oluyor. 5-10 kişi oynarken püre verecek. Tek tabii simultanede olduk. Bu bilgiler ve sorular için size çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Programda renk kattınız. Teşekkür ederim.